Siyasete Bakış programından Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bu hafta siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu konuğumuz. Merhaba Sayın Uslu. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Çok hareketli bir hafta geride bıraktık. Onu anlamaya çalışıyoruz. Siz de aslında AK Parti'yi çok uzun süre yakından takip etmiş, onlara araştırmalar yapmış bir kamuoyu araştırmacısısınız. Aynı zamanda siyasal iletişim uzmanısınız. Sizinle konuşmak istedik o nedenle biraz da. Tabii Albayrak'ın istifası. Şimdi sürpriz bir istifa oldu. İstifa sürecini hep birlikte izledik. Haber bile olamadı. Hani kamuoyunun bir kısmı mektubu bilmiyor, o kamuoyuna duyuruyu bilmiyor, toplumun büyük kısmı. Evet. Ardından da sanki çok normal bir görev değişimiymiş gibi teşekkürler edildi, af dilendi, işte kabul edildi diye yeni bir süreç başlıyor. Böyle miydi? Siz bu süreci nasıl değerlendirdiniz, bu istifayı? Öyle değildi. Aslında bu işin sinyalleri vardı, ayak sesleri geliyordu. Benim gördüğüm süreç esas Sayın Bahçeli'nin şu askıda ekmek şeyiyle başladı. Hatta onun biraz daha öncesine gidip şu çanta tartışması ile başladı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı o tartışma olmasaydı da bu yaşananlar bence yine yaşanacaktı. Ama şu Fransa'yla olan gerilim belli şeyleri tetikledi ve hızlandırdı. Şimdi ilk önce bir çanta tartışması başladı. Çanta evet. Tartışmasını başlatan Sayın Kılıçdaroğlu oldu. Sayın Cumhurbaşkanı aslında Fransa'nın ve Macron'un siyasi şeye edebe uymayacak açıklamalarından sonra Fransız mallarını boykot çağrısı yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu da çıkıp dedi ki ya yani bu çocuk oyuncağımı neyi boykot ediyorsunuz, neyi boykot ettiğiniz bile belli değil. Gerçekten samimiyseniz, hani bu ciddi bir çağrıysa, o zaman işte hanımefendinin çantasını, Fransız çantasını, değer 50 bin dolar civarında olan, yakarak başlayın dedi. Bu bir siyasi polemikti aslında. Sayın Cumhurbaşkanı ona cevap vermeseydi o tartışma orada bitebilirdi. Fakat cevap verme ihtiyacı duydu. Fakat cevap verince de hata yaptı benim gördüğüm. Ve o bir sürü arka arkaya zincirleme reaksiyon geliştirdi. Çünkü çanta tartışması başladı. O çanta tartışmasında benim gördüğüm, gözlemlediğim Sayın Cumhurbaşkanı'nın hata yaptığını anladı. Çünkü çantaya cevap veremedi. Senin etrafında bir sürü beyaz Türk var, onlar çantalarını yaksınlar dedi. Ama şey değil, hani bu İngilizce tabiriyle relevant değil, alakadar değil. Niye? Çünkü Fransız mallarını boykot edin diyorsunuz. O zaman siz başlayın diyor biri. Hayır, ben başlamayayım, siz başlayın diyorsunuz. Şimdi tabii o şey, sıkıntılı bir şey, tablo. Aile üyelerini karıştırmayın yanıtı tabii Emin Erdoğan değil, Berat Albayrak'ı akla getirdi o zaman. Hakikaten öyle oldu. Arkasından bu işte saray sosyetesi bilmem ne, halkın fakirliği falan, o bir tartışmayı tetikledi. Tam o arada Sayın Bahçeli bir ultimatum yayınladı. Bence askıda ekmek tartışması bir ultimatumdu. Kimi sonra bir toplumsal sorumluluk projesi olarak gördü. Eğer öyle olsaydı Türkiye'nin her yerinde başlatılırdı. MHP Türkiye'nin her yerinde örgütlü bir parti ve sürdürülürdü. Fakat Sayın Bahçeli bunu yapmadı. Yani sadece Çankaya'da bir kare fotoğraf çektirildi. Aslında söylediği şuydu. Bu ülkede kuru ekmeğe muhtaç insanlar var. Bu sorunu çözün dedi. Tabii bu, eğer sorun çözülmezse ben artık size verdiğim desteği çekerim anlamı da buradan çıkar. Bu kısmını söylemedi ama siyasetçi elbette ki bunu anlıyor. Yani iktidar ortağısınız, koalisyon ittifak ortağısınız, iktidarın her şeyine destek veriyorsunuz ve kalkıp diyorsunuz ki tamam, yani ben sana destek veriyorum, her şey iyi ama bu ülkede de kuru ekmeğe muhtaç insanlar var. Yani kelimenin tam anlamıyla bunu dedi, geçim zorluğu falan demedi. Kuru ekmek dedi, yani bir ekmeği evine götüremeyen insanlar var dedi. Bu çok sert bir ifade aslında ve bir de bunu görselleştirince bu ondan sonra muhalefet tabii bu konunun üzerine gitmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanı oradan çok rahatsız oldu. Cevap veremedi ilk başta. Sonra hatırlayacağınız gibi Malatya'ya gitti ve orada o servisçi esnafı geldi ve Bahçeli'nin söylediği şeyi söyledi. Evimize ekmek götüremiyoruz dediler. Sayın Cumhurbaşkanı orada da bence bir spontan bir gelişme olduğu için çok düşünmeden cevap verdi kanaatimce.
doğal olarak yani bir duş durun bir dakika bekleyin düşüneceğim danışmanlarımla istişare edeceğim falan diyecek hali yok. O an spontan bir cevap vermesi gerekiyor. Ve bir de mikrofonla hani ikili diyalog olsa belki tevil edilebilirdi. Ve mikrofondan abartıyorsunuz dedi, yok böyle bir şey dedi falan. Fakat yani adam evine ekmek götüremediğini beyan eden insanlar var orada. Birden fazla üstüne üstlük yani siz hayır öyle değildir götürüyorsunuzdur ama farkında değilsinizdir falan gibi bir şey söylüyorsunuz. Evime ekmek götüremiyorum evet. Diyen insanı abartıyorsunuz dediğinizde. Arkasından o çay sahnesi ve tabii o da toplumun vicdanında bir iz bıraktı. Benim gördüğüm Sayın Erdoğan orada da hata yaptığını bir kere daha anladı. Yani o ekonomik söylemle. Niye bu ekonomik söylem geliyor? Çünkü bugüne kadar Sayın Albayrak'ın da şeyiyle belki katkılarıyla ekonomimiz çok güzel, şahlanışa kalktık, pembe bir tablo var, her şey iyiye gidiyor, bundan sonra daha da iyi olacak falan böyle bir tablo çiziliyor. Şimdi bu tabloda her şeyin çok iyi olduğu, Avrupa ülkelerinden falan çok daha iyi gittiğimiz, onlar küçülürken bizim büyüdüğümüz falan bir tabloda birileri gelip diyor ki ben evime ekmek götüremiyorum. Hatta ortağınız kalkıp diyor ki bu ülkede evine ekmek götüremeyen insanlar var. Şimdi bunlar ağır şeyler, siyaseten çok ağır işler. Arkasında parti grup toplantısı çıkışında gazeteciler sordu. Yine çok spontan bir şeydi o. Evet. Hatırlayacağınız gibi Sayın Cumhurbaşkanı orada da dedi ki yok böyle bir şey. Yani realiteyi inkar etti kelimenin tam anlamıyla. Bizim asgari ücretimiz çok iyi. Avrupa'nın en iyi asgari ücretlerinden birine sahibiz. Üstüne üstlük o günlerde hemen insanlar çarptı böldü. Sadece 250 euro yapıyor asgari ücretimiz. Oysa ki Avrupa'da bu işte 1500 dolar euroların üzerinde. Tabii orada da hata etti ve arkasından Van'a gitti. Sayın Berat Albayrak'ın istifasından bir hafta önce ve Van'da dedi ki biz yeni bir model deniyoruz. 2023'e kadar bütün ekonomik sorunları çözeceğiz. Dolayısıyla ilk kez bu ülkede ekonomik sorunlar olduğunu resmen kabul etti ve binlerce insanın önünde kabul etti. Ve biraz daha metanet, biraz daha sabır ve biraz daha destek istiyorum dedi. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın o güne kadar yani Van'a gidinceye kadarki ekonomik söylemi çöktü ve o günden sonra bu ülkede bir yoksulluk problemi olduğunu, ekonomik sorun olduğunu ki o güne kadar inkar ediliyordu. Hatta istatistiklerle de inkar ediliyor malumunuz. Yani, yani işsizlik yok, enflasyon çok düşük tabii falan, hatta işsizlik yoksa. Düşüyor falan. Ama orada bu şeyin modelin, lanse edilen bu şeyin tablonun gerçekçi olmadığını, bu ülkede ekonomik bir problem olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti. Benim tahminim o günden sonra belli adımlar atmak gerektiğini değerlendirdi ve Sayın Albayrak dışında diğer parti, AK Parti'nin diğer ekonomistlerinden briefingler almaya başladı. O briefinglerle ilgili zaten biliyorsunuz gazetelere çok sayıda kulis bilgisi düştü ve en sonunda Cuma akşamı bildiğimiz kararname geldi. Merkez Bankası Başkanı değişti ve yerine Naci Abal geldi. Ben bunu görür görmez bir tweet de paylaştım yani izleyicilerimiz bakabilirler. Ben dedim ki bu AK Parti'nin yeniden dizaynıyla ilgili bir gelişme olabilir. Bu sadece Merkez Bankası Başkanı'nın değişimiyle sınırlı kalmayacak. Buna benzer bir ifade kullandım. Hedefte var mıydı Albayrak o atama olduğunda sizce? Bence vardı. Bence vardı. Niye? Çünkü Naci Abal'la Berat Albayrak'ın ciddi bir doku, tarz ve stil uyuşmazlığı içerisinde olduğunu herkes biliyor. Yani herkes susarken Naci Bey her toplantıda bildiğimiz kapalı toplantılarda bu politikaların yanlış olduğunu söylüyordu. İkisi mevkidaşlar, halef-selef ilişkileri var ve Naci Abal'la birbirinin mefhumu muhalifi eski tabirle. Yani biri beyazsa öbürü siyah, biri gece ise öbürü gündüz. Niye? Çünkü biri devlet terbiyesinden geliyor. Devlet terbiyesinden maliye müfettişliği bir kariyer uzmanı. Tabii. Yani işte kitap, kural, kanun, kaide, bilim, mantık vesaire falan bu ve kurumsal yapı onun içerisinde çalışmaya alışmış. Öbürü ise devlet terbiyesi dışından geliyor, iş dünyasından geliyor. Emprovize yani aklına isteğini yapan o esnada kural, kaide, kitap, defter falan bunlara falan çok fazla dikkat etmeyen kurumların çalışma ve onların teamüllerini nazarı dikkate almayan bir tarza sahip. Dolayısıyla şimdi Naci Abal'la Berat Albayrak'ın birlikte çalışamayacağı o kadar belliydi ki yani her ikisini de yakından tanıyan insanlar, hatta yakından tanımaya gerek yok, tarzlarını bilen insanlar
bu ikisi asla bir arada yaşamaz dedi. Şimdi siz bakanken sizin Merkez Bankası gibi yani şey para politikalarını çünkü şeyi düzeltecekseniz işte makroekonomik göstergeleri düzeltecekseniz elinizde birkaç tane enstrüman var. Bunlardan biri para politikaları Merkez Bankası'nın kontrolünde ve sorumluluğunda. Tabii. Yani enflasyon ve faiz ve döviz şeylerini rakamlarını orası belirliyor. Onun dışında maliye politikalar var. Tamam, Maliye Bakanı olarak o sizde. Yani vergi miktarlarını falan belirliyorsunuz. Neyden ne kadar vergi alınacak. Ama para politikalarını dışarı çıkardığınız anda Maliye Bakanı zaten kısıtlı bir hale geliyor. Ve Türkiye ekonomisini yönetmiş olmuyor. Zaten önceki modelde de bir üstte başbakan yardımcısı olurdu. Altında Maliye Bakanı olurdu, hazine bağlı olurdu, Merkez Bankası bağımsız olurdu, kamu bankaları vesaire olurdu. Ve onların hepsini yönetirdi. Şimdi Sayın Albayrak bir süper bakan gibi konumlanmıştı. Ama o süper bakanın elinden para politikalarını aldığınız anda aslında ekonominin yarısını yönetebiliyor. Öbür yarısına başka bir ortak geliyor. Süper bakanlıktan yarım bakanlığa inmeyi kabul etmeyeceği. Topal ördek deriz. Hani evet, topal, aynen öyle. Kullanalım. Onu kabul etmeyeceği çok belliydi ve pazar akşamı bildiğimiz o sitem dolu bana haksızlık yapıldı vesaire anlamına gelen ifadelerin yer aldığı yani atizinin itizine karışması işte haklıyla haksızın doğruyla yanlışın ayırt edilemediği durumlarda kullanılır. Yani şunu söyledi benim doğrularım vardı ama bu fark edilmiyor ben haklıyım ama artık öyle bir döneme geldik ki haklıyla haksız birbirinden ayırt edilemiyor. Hatta bu anlaşılmaz diye ikinci bir deyim daha kullandı. Hak ile batılın birbirinden ayırt edilemediği dedi. Yani bir hak var, bir batıl var. Birileri batıl işler yapıyorlar. Birileri bir hak iş yapıyor. Ama o hak iş yani doğru iş yine bu karmaşa durumda görülemedi. Bu istifa Erdoğan için sürpriz değil miydi? Bence değildi. Yani o hamleyi yaptıktan sonra normal şartlar altında siyasette birini eğer görevden alamıyorsanız, almak istemiyorsanız onu öyle bir iş yaparsanız ki kardeşim seninle çalışmak istemiyorum, bunu da alenen söylemek istemiyorum ama artık anla ve lütfen bırak diyeceğiniz hamleler yaparsınız. Mesela adam müsteşar yardımcısıdır veya da müsteşardır. Müsteşarın bütün yetkilerini alır bakan. Daha önce bunlar yaşandı. İşte bir müsteşar yardımcısına verir. Müsteşar boş boş oturur. O hiçbir işi yoktur çünkü bütün yetkiyi bakan ondan almış müsteşar yardımcısına vermiştir. Müsteşar buradan bir tek sonuç çıkarır. Benim artık gitme zamanım geldi der ve ayrılır. Yani ama bakan Sayın Uslu, onu... şimdi 27 saatlik bir sessizlik. Gördük işte ajansların birçok haber kanalının istifayı vermediği bir durum. İletişim Başkanlığı açıklamasına kadar, Ömer Çelik'in öncesinde bir açıklaması vardı galiba. Şimdi, biz karışamayız dedi o zaten iyi de açıklama yapmadı. Bu sessizlik peki nedendi? Yani sürpriz değilse bir hazırlık yok muydu bu anlamda? Benim gördüğüm birincisi böyle sert bir metin beklemiyorlardı muhtemelen. Belki o arada bir iletişim ya da bir diyalog çabaları oldu. Artı belki bu kadar hızlı ve fevri bir biçimde bu olayın gerçekleşmesini beklenmiyordu. O da olabilir. Yani cuma gecesi atamayı yapıyorsunuz. Pazar akşamı da yani daha hafta sonundayken mesai bile başlamışken yani bir gün bile teşviki mesai birlikte çalışma gerçekleşmeden bu işin olacağını belki düşünmemişlerdi. Yani bu atama olur. Bir süre sonra anlar ve işte bu işin böyle yürümeyeceğini gelir, söyler ve izin ister ve ondan sonra ayrılır falan diye bekleniyordu. Benim tahminim öyle. Yani normal şartlar altında böyle bir şey olduğunda yapılması gereken şudur. Bu hepimiz için geçerli. Yani bizler de profesyonel çalışanlarız. Evet. Ya da işte ömrümüzün belli dönemlerinde profesyonelce çalıştık. Eğer bizim üstümüzdeki insanlar bizim kabul edemeyeceğimiz bir şey yaptılarsa, bir hamle yaptılarsa büyük çoğunluğumuz hemen fevri tepki verip olay olur olmaz istifa etmeyiz değil mi? Hepimizin başına gelmiştir tabii. Bu. Yani bir süre bakarız, olmayacağını iyice anlarız, istişareler ederiz kendi eşimize, dostumuza. Sonra gideriz o işi yapan üst yöneticimize ya da patronumuza deriz ki ben bu şartlar altında çalışamam. Bu benim de bana izin falan dersiniz. Yani böyle bir bunun bir kaidesi kuralı vardır. Yani biri bir hamle yaptığında ertesi gün siz de hemen pat diye hamle yapmazsınız. Belki bu beklendi. Benim tahminim böyle bir şey oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı lisanı münasiple artık bu ben bu ekonomi yönetimindeki mentaliteyi değiştiriyorum. Daha
devlet terbiyesinden kural, kaide, kurum, kurul vesaire bu terbiyelerden geçmiş ve bunlarla yönetecek insanlara ihtiyacım var benim dedi. Ama bu kadar fevri, yani sosyal medya üzerinden baştan aşağı sistem dolu bir şeyle mektupla istifa etmesini beklemiyordu. Benim tahminim sürpriz orada oldu. Yani bir süre sonra gelir, konuşur, izin ister, affını ister. Hatta ben çıkışta kamuoyuna bir açıklama yapar. Şu gerekçelerle ayrıldım. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim. Bugüne kadar bana güvendiği için. Bu bir bayrak yarışıdır falan. Yani bu işi çok kibarca yönetmek mümkündü aslında. Değil mi? Yani pazartesi olur, salı olur. Gidersiniz, konuşursunuz. Çıkışta da bir açıklama yaparsınız. Teşekkür edersiniz. Ve sonra da özel yaşamınıza dönersiniz. Bu iş için tabii burada Sayın Uslu, hani bir de aile krizi boyutu konuşuldu malum. Hani biraz o duygusallık biraz ondan kaynaklı herhalde, değil mi? Aslında yani aile bağları varken bu duygusallığın daha az olması ve insanların daha kontrollü olması gerekirdi. Yani şimdi hiçbir duygusal, yani hiçbir yakınlığınızın, yani sosyal yakınlığınızın falan olmadığı bir insana böyle bir fevri tepki vermek daha kolaydır aslında. Ama diyelim ki sizle ben dostsak ve ben sizi rencide edecek bir şey yaptıysam bu kadar fevri davranmazsınız. Biraz daha bir şey, hani kaidelere ya da teamüllere uygun bir reaksiyon verirsiniz. Ya da ben, yani tersini düşünelim. Ben size fevri bir şey vermem çünkü arada bunca hukuk var, dostluk var, akrabalık var, aile olmak var. Dolayısıyla biraz da ölçer biçersiniz ve yani uygun bir lisanla bu iş olmuyor, medenice ayrılalım dersiniz. Fakat bu öyle bir reaksiyon değildi. Benim tahminim beklenmeyen kısmı buydu. O yüzden yani bir aynı aile içerisinde olacaksınız ama konuşulmadan, tartışılmadan falan böyle çok fevri bir reaksiyon. Bence Cumhurbaşkanlığı bunu beklemiyordu. Bunu nasıl yöneteceklerini belki düşündüler. Bilemediler. Sonra oraya birini hemen bulmaları gerekiyordu. Onu buldular bir boşluk olmasın diye. Arkasından da işte bir günden fazla vakit geçmiş oldu. Şimdi çok sorun var gerçekten. Şimdi muhalefet o günden bu yana tabii konuşuyor. Bir şunu söylüyor. Bu politikaların, şimdi Erdoğan her dönemi için bir günah keçisi ilan ediyor. Ekonomide gelinen noktada da günah keçisi işte Berat Albayrak ilan edildi. Şimdi bu gerçek değil ama o politikaların sorumlusu bakan ya da bakanlar değil. Bunun sorumlusu sensin diyorlar. Yani şimdi burada gerçekten hani böyle bir durum mu var? Berat Albayrak mı bu yaşananların gerçekten sorumlusu? Ve şimdi yeni gelen isimler, hepsi eski isimler. Yani sadece aslında Naci Ağbal, Lütfi Elvan'la sınırlı da değil. Partide tercihlerine baktığımızda plan bütçeye getirdiği isim Cevdet Yılmaz. Onun yerine Efkan Ala 4 yıl sonra partiye alınıyor. Yani ne oluyor? Gerçekten bir değişim olabilir mi? Çok fazla sorun var. Bence değişim olmuyor. Aslında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığına geçtikten sonra ondan önceki şeylerini bırakmak durumunda kaldı. Tabii doğrudan icraatı o yönetmedi. Evet, yürütmenin başıydı ama arada bir başbakan vardı. Nitekim onunla da sorunlar yaşandı. Sonra Binali Yıldırım dönemi başladı. O da bir yeni deneyimdi. Çünkü öyle bir deneyime de alışkın değildi. Arkasından Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra tekrar geriye dönmüş oldu. Fakat orada yeni yetkilerle, yani bir cumhurbaşkanının hesap verme zorunluluğu olmaksızın vesaire falan tamamen bütün yürütmenin, önceden yürütme Türkiye'de iki başlıydı. Anayasa değişikliğinden sonra bu tek başa indirildi. Orada da yeni bir şey denedi ve yeni bir ekonomi yönetimi anlayışına geçti. O yüzden de bu 2014'lere kadar birlikte çalıştı arkadaşlarının tamamını aslında tenzili rütbe yaptı. Onlar bir kısmı, yani bir kısmı siyasetin dışında, bir kısmı hatta başka partiler kurdular, karşısına geçtiler. Bir kısmı da eski pozisyonlarına göre daha sekonder işlerde, ikinci işlerde bu pozisyonlarda bulunuyorlardı. Fakat bu 2018'den bu taraftaki deneme benim gördüğüm, en azından ekonomi açısından, Sayın Erdoğan'ın zihninde de çöktü. İşte o bahsettiğim şeyler en sonunda Van'da itirafta bulundu. Evet, bu ülkede yoksulluk var. Benim model çöktü. Yeni bir modele geçeceğim dedi. Orada yeni bir model kavramını kullandı yani. Ve yeni modele geçeceğim dedi. Şimdi yeni modelden kastı anlaşılan, orada yeni bir maceraya atılmadı. Çünkü 2018-2020 arasındaki model çöktü. 2 yılda Türkiye'ye maliyeti büyük oldu. Siyaseten kendisine maliyeti de büyük oldu. Öyle olunca 2014'te bıraktığı noktaya geri döndü benim gördüğüm. Niye? Çünkü o model başarılıydı. Yani onu nasıl sonuçlar verdiğini, nasıl yönettiğini, nasıl tepkiler aldığını, kamuoyunun nasıl tepkiler verdiğini,
O süreçleri bildiği için, deneyimlediği için daha önce benim gördüğüm şimdi aslında 2014'e geri döndü. Yani güvenli alana geri çekildi. Diğer alanlarda da 2014'e geri dönecek mi? Son grup toplantısında bunun sinyallerini de verdi. Evet. Yani biz 2014'teki anlayışımıza geri döneceğiz dedi. Dönebilecek mi, dönemeyecek mi? Bunu birlikte göreceğiz. Ama şimdi sistem değişti. O zaman parlamenter sistem vardı. Bu sistemde hani bu olur mu? Yani Merkez Bankası'na izin alındığı konuşuluyor. Hani faiz artışı için. Bu iş izinle olmaz zaten. Hani doğru. Yeni sistemin başka arızaları beraberinde getirdiğini söylüyor. Buradan çıkış olmadığını söylüyor. Muhalefet yapabilir mi? Sistem değişti ara. Şimdi kendi alışkanlıkları son iki yıldaki gibi kaldığı sürece isimleri değiştirmek ya da üslupları değiştirmek çok etkili olmaz. Çünkü esas kendi üslubu burada belirleyici olan. Çünkü sistem içerisinde gerçek güç sahibi tek kişi var. Yani başkanlık sistemi ve anayasanın getirdiği model gereği. Şimdi dolayısıyla burada biri alışkanlıklar ve iş yapma biçimini değiştirecekse bu bizatihi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Ben son iki yıldaki alışkanlıklarımı koruyayım ama bakanlarım son iki yıldaki alışkanlıkları unutsunlar, 2014'e geri dönsünler dediğinde beklediği sonuçları elde edemeyecektir. Yani peki, ben orada değişim gerekiyorsa Erdoğan değişmesi gerek diyorsunuz. Değişebilir mi? İzliyorsunuz. Aslında yani, evet, Sayın Erdoğan'ın bu şeye yeni durumlara adapte olma hızı çok yüksek. O tarafını takdir etmek lazım. Yani hatta Türk siyasetinde hiç kimsede olmadığı kadar yeni durumlara adaptasyon yeteneği var. Bu onun en büyük gücü. O yüzden zaten 18 yılda aslında konjonktür, koşullar kaç kere değişti ve o hepsine adapte olmayı başardı. Bazı liderler adapte olamıyor. Bir tarzlar var. O tarzın dışına çıkıldığında başarısız oluyor. Ama Sayın Erdoğan'ın adaptasyon yeteneği yüksek. Evet. Bu sefer yine adapte olabilecek mi göreceğiz. Ama tabii bu kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Sadece kendi kültürünü değiştirmeyecek. Aslında son iki yılda bürokrasinin, siyasetin, partisinin ve bürokrasinin ve medyanın kazandığı, edindiği bir şey var, kültür var. Ben hani buna kültür bile denmez belki, bir anomali hali var. Şimdi o anomaliyi tersine döndürüp yeni bir kültür oradan oluşturup başkanlık sistemi içerisinde ama bir taraftan da şeffaf hukuk devleti içerisinde katılımcı, istişareye açık falan bir modele geçmesi lazım. Bununla dair bir fikrimiz yok. Biz bunu böyle bir şey deneyimlemedik. Başkanlık sistemine geçtiğimizde parlamenter sistemin teamüllerini olduğu gibi terk edip yeni bir kültür inşa etmeye çalışıldı ama bu kültürün sonuçlarını biliyoruz. Yani iki yıl içerisinde bu kültür çöktü. Bunun çöktüğünü de ilan eden Van'da bizatihi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi oldu ve Van'da ve son grup konuşmasında. Şimdi yeni bir kültür inşa etmesi gerekiyor. O açıdan ben bunun kolay bir misyon olduğunu zannetmiyorum. Şimdi biz AK Parti kulislerinde dolaşırken açıkçası bu durumdan memnuniyet gördük. Hani bir üzüntü yoktu. Hatta muhalefetin elindeki çok büyük bir kozun alınmış olduğu da söyleniyor. Çünkü onlar da sıklıkla hani siyasal iletişim açısından hep şunu kurdular. Sosyete damat, işte kibir, evet. Şimdi o koz alındı ve hani bir sonraki seçim için aslında varsa şansı şimdi var gibi yorumlar da yapılıyor kulislerde. Siyasal sonuçları bu açıdan muhalefet cephesine nasıl etkisi olur? Hani ellerinden cidden bir koz alındı mı? Şimdi aslında Sayın Cumhurbaşkanı benim gördüğüm Sayın Berat Albayrak'ın varlığı bir kalkandı kendisi açısından. Zaten o kalkan hakkını da pazar gününden bu tarafa kullanıyor. Yani onun hatasıydı, o bu işleri yapamadı, o başarısız oldu. Şimdi onu devreden çıkardım ve şimdi göreceksiniz benim operasyonumdan sonra, müdahalemden sonra başarılı olacak. Şimdi tam onun mefhumu muhalifi başka bir yani sadece Merkez Bankası Başkanı değil. Aslında Merkez Bankası Başkanı'yla yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfü Elvan birebir birbirinin aynı tarza sahipler. Çünkü ikisi de devlet terbiyesinden geliyor. Biri maliyeci, öbürü planlamacı, DPT teşkilatından, Türkiye'nin en gözde bürokratların yetiştiği iki kurumdan. Her ikisinde eğitimleri, formasyonları, mesleki deneyimleri, siyasi birikimleri olabilecek en iyi seviyede. Şimdi bir deney yaptık Berat Albayrak'la. O tutmadı. Yani özel sektörü getirip devlete monte ettik. Hatta makroekonomiyi yönettirdik. Yani işletme yöneten insana makroekonomiyi yönettirmek gibi bir şey denedim. Olmadı dedi. Peki anladık, olmadı. Peki şimdi de elde eğer umut ettiği
sonuçları elde edemezse bu yeni model. Yani bir tarafta teknokrat bakanlar ama öbür tarafta faizin ne kadar artması gerektiğine karar veren bir cumhurbaşkanı mesela. Ya da verginin hangi oranda artırılması gerektiğine evet. karar veren ya da vergi affının çıkarılıp çıkarılmamasına karar veren bir cumhurbaşkanı. Şimdi bu modelden yani yeni modele geçildiğinde bundan sonraki başarısızlıklarda hiç kimse ne Merkez Bankası Başkanı'nı ne de yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nı artık sorumlu tutmaz. Niye? Çünkü onlar teknokratlar. Arkadaki siyasi iradeye dönülür, bakılır. Bundan sonra Berat Albayrak'ın gitmesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın kalkanı kalmamıştır. Zırhı kalmamıştır, korumasızdır. Başarı olursa bu başarı kendi hanesine yazar. Başarısızlık olursa bu başarısızlık da doğrudan kendi hanesine yazar. Şimdiye kadar insanlar Albayrak gitsin, AK Parti'nin 15 evet. puan artar falan diyordu. Albayrak gitti. Şimdi başarısızlık olursa fatura kime fatura edilecek? O yüzden bu bir kumar aslında. Rus ruleti gibi bir şey. Başarılı olursa evet, yani bir model denedik, olmadı, değiştirdik ama bir yeni modelimizde başarılı gidiyoruz falan denir ve bunun siyasi primini Sayın Erdoğan alır. Ama bu modelde başarılı olmazsa o zaman artık bu şeyin sorumluluğun delege edilecek kimse kalmadığı için bütün oklar, bütün suçlamalar Sayın Erdoğan'a yönelir. O yüzden şimdi artık savunmasız. Evet, izleyeceğiz bir de süreci tabii. Sizinle daha önce yaptığımız bir programda erken seçim tartışmaları bir yılı buldu herhalde sizinle program yapalı ama o gün bugün hiç bitmedi. Sürekli erken seçimi konuşuyoruz. O zaman da ABD seçimlerini de beklemek lazım demiştiniz. Onu da bir görmek lazım demiştiniz. O seçim sonuçlandı ve hani bayağı da... İktidar cephesi açısından hani şöyle espriler yapılıyordu, Biden bizi bayar diye. Şimdi Biden geldi. Bu Berat Albayrak'ın istifasıyla da ilişkilendirildi üstelik yeni dönem. Biden sonrası Türkiye ilişkileri nasıl olur? Buna dair, bu erken seçim olasılığına dair şimdi ne dersiniz? Ben hala erken seçim olasılığının olduğunu düşünüyorum. Yani niye? Birkaç nedenden ötürü. Şimdi Amerika halkı aslında neyi reddetti, neyi seçti oraya dönüp bakmak lazım. Yani evet. Trump'ı reddetti, Biden'ı seçti, Cumhuriyetçiler reddetti. Öyle değil. Bir kere karizmatik liderliği reddetti birincisi. Toplumlar 2008'den bu tarafa karizma yorgunu. Yani liberal kapitalizm 2008 krizini çözemedikten sonra iki tür eğilim çıktı. Bazı ülkeler sosyal demokrasiye yöneldiler. O tercihi yapanlar doğru tercih yapmışlardı. Çünkü o ülkelerde süreçler o günden sonra iyi yönetildi. Mağdur insanlar ya da risk altındaki insanlar biraz daha fazla korundu. Pandemi süreci bu ülkelerde daha iyi yönetildi. Çeşitli ülkeler var bunun örnekleri. Bazı ülkelerse bu güvensizlik ortamında karizmatik güçlü liderlere yöneldiler. Amerika'dan İngiltere'ye, Brezilya'dan Macaristan'a, Polonya'ya, Hindistan'a, Filipinler'e kadar gidin. Böyle dünya üzerinde evet. çok yaygın biçimde böyle liderlikler geldi. Fakat toplumlar karizma yorgunu olmaya başladılar. Niye? Bu çok gören bir şey. Sürekli bir tehdit altındasınız. Sürekli bir gerilim olması gerekiyor. Başka türlü karizmatik liderlik olmuyor. Yani her şey güllük gülistanlık. Hiçbir sorun yok. Hiçbir tehdit yok. O zaman karizmatik lider olamıyorsunuz. Karizmatik lider olması için bir şey olması lazım. Gerilim olması lazım. Sorun lazım. Evet. Sorun olması lazım. Tehdit olması lazım. Onunla mücadele eden bir süper kahraman olması gerekiyor. Yoksa karizma modeli çöküyor. Şimdi bu bir süre sonra toplumları yoruyor da. Şimdi Amerikan toplumu da 4 yılda, yani diğer ülkeler daha uzun zamandır dayanıyor belki bazıları. Amerikan toplumu 4 yılda yoruldu bu tartışmalardan. Yani son seçimde bile ülkeyi sosyalistler işgal edecekti. Türkiye hatta, seçimlerine çok benzettiler. Hatta evet. Kiliseler kapatılacaktı falan filan. Yani artık iş buralara geldi. Yani hakikaten böyle şeyler söylendi. Afişleri bilmem neleriyle doğrudan Trump'ın beyanları falan var. Bunu söyledi yani. Sosyalistler ülkeyi işgal edecek, kiliselerimiz kapatılacak falan. Şimdi toplumlar bunu yoruldu. Dolayısıyla karizma reddedildi. İkincisi, ben gelirim kafama göre yönetirim. Kural neymiş, anayasa neymiş, yargı neymiş, güçler ayrılığı neymiş, kurullar neymiş, devlet kurumları neymiş falan, teamüller neymiş falan diyen liderlik evet. Sona erdi. Bu
gerçek ötesi, alternatif gerçeklik gibi kavramlarla propaganda yapan, bunun üzerinden siyasal iletişim yürüten iletişim modeli çöktü. Şimdi bunlar reddetti. Bunlar reddedilmesi demek, bu benim gördüğüm dünyada bir trend başlayacak. Ben ilk günden beri onu söylüyorum. Eğer Amerika Trump'ı reddedecek olursa, bu domino etkisiyle bütün ülkelere yayılır diye. Zaten bunu söyleyen tek kişi de ben değildim. Yani dünyanın en saygın kuruluşları içinde Financial Times'tan JP Morgan'a ya da Bloomberg'e varıncaya kadar benzer raporlar yayınladılar. Yani bu trendin ne tür sonuçlar doğuracağına dair. Orada bu popülizmin önümüzdeki süreç içerisinde hızla bütün dünyada kaybedeceğine dair tahminler var. Ben de onlarla birlikte onlara katılıyorum. Şimdi bu süreç birincisi, yani Sayın Erdoğan da bu popülist lider tipolojisine uyuyor. Özellikle son 1-2 yılı Cumhurbaşkanlığına geçtikten sonra o profile uyuyor ve o profil dünyada ivme kaybediyor, kan kaybediyor. Şimdi dolayısıyla yeni bir sonraki seçimde bu handikaplar var. Bu tarz liderliği. Şimdi mesela son grup toplantısındaki profiline bakın Sayın Erdoğan'ın. Bu o bayağı minimize etti. Evet. Başka bir liderliğe geçiyor ama tabii kolay unutulabilecek bir şey de değil. Yani 2 günde bunu unutamıyorsunuz. Ne kadar sürdürebilir ben de merak ediyorum. Evet, yani ilk gerilime kadar sürdür. Yarın öbür gün liderlerden biri bir şey dediğinde hemen bir hafta önceki moduna geri dönebilir. Birincisi bu. İkincisi bu Halk Bankası ile ilgili dava Mart ayında geliyor ve o davayla ilgili belgeler aslında daha Trump iş başındayken, hali hazırda da iş başında gerçi, uluslararası medyaya servis edildi ve orayla ilgili artık ne savcının ne yargıçların ne de jürinin, aslında o jüri etkileme yönelik bir şeydi. Çünkü bütün Amerika dışında bir yerlerde yayınlandı ve orada çok ağır iddialar var ve bunları jüri üyelerinin bir kısmı da mutlaka okudu ve savcı bunları davada gündeme getirecektir. O dava duruyor, o dava bir risk Türkiye açısından. Evet. Mart ayında başlayacak olan dava. Onun dışında Türkiye ile Amerika arasında geleneksel sorunlar var. Suriye, İsrail, Doğu Akdeniz, S-400'ler, Rusya ile yakın ilişkiler falan, bu sorunlar ortada duruyor. Artı bunun dışında Ermeni lobisi, Rum lobisi, Yahudi lobisi gibi gerek temsilciler meclisinde gerek senato üzerinde çok etkili olabilecek lobilerin de önümüzdeki süreç içerisinde etkin çalışmaları kaçınılmaz. Yani bunu engelleyebilecek bir güç yok. Trump kendi gücüyle, başkanlık etkileriyle bunları tutabiliyordu ama Biden'ın böyle bir niyeti olmadığı aşikar. Ha, Biden özel bir ve Türkiye'yi ya da Türkiye'deki iktidarı zor duruma sokacak özel bir program uygulayacağına ben hiç inanmıyorum. İlk açıklamalar da bu yönde. Kampanya döneminde söylediği laflardı. Ben Türkiye'ye özel bir politika uygulayacağını düşünmüyorum. Ama Türkiye özel politikalar uygulanmasını destekleyecek ya da teşvik edecek lobiler var. Şimdi o lobilere karşı Türkiye'nin kamu diplomasisi, soft power gibi enstrümanları kullanması lazım ama Türkiye'nin son 4-5 yıldaki imajı bunları kullanma kapasitelerinde olabildiğince düşürüyor. Hele Amerika'da Amerikan elitleri arasında gerek demokratlar gerek cumhuriyetçiler, o anlamda çok kötü bir imajımız var. Şimdiden sonra başlasanız yıllar sürer Türkiye'nin kendi algısını iyileştirmesi. Bu arada öbürleri Türkiye'ye bir sürü zarar verebilir. O yüzden benim gördüğüm artı ekonomik handikaplar. Yani birkaç gün, 2 gün dolar düştü diye Türkiye yapısal sorunlarını çözmedi. Esas bu dolar, faiz, enflasyon falan kısır döngüsünün, birbirini besleyen kısır döngünün ve işsizlik ve büyüyememe ve verimsizlik falan gibi arka arkaya bir sürü sayabilirsiniz. Yani bir taraftan işsizlik var, bir taraftan eleman arayan insanlar uygun vasıfta eleman bulamıyorlar. Bir taraftan pandeminin etkileri var, oradan çıkamıyorsunuz falan. Bir taraftan tasarruf açığınız var, bir taraftan dış borcunuz büyüyor, bir taraftan kamu verimsiz ve büyümeye devam ediyor. Yani tarihin en büyük kamu sektöründen bahsediyoruz şu an. En fazla memur çalıştıran devletinden bahsediyoruz. Şimdi bütün bunlar yapısal sorunlar doğuruyor. Bunlar bugünden yarına çözmek mümkün değil. Yani sihirbaz gelse, elinde sihirli değnek olsa bunları bugünden yarına çözemez. O yüzden de ben bütün bunları üste koyduğumda
şeyin yine erken seçim 2021'in ikinci yarısında bir erken seçim bekliyor. Son olarak çok kısa rica edeceğim. Tabii. Bu değişim parlamenter sisteme dönüşe kadar uzanacak bir değişim dönüşüm olabilir mi? Bu da konuşuluyor. Yani erken seçime gidilmek zorunda kalınırsa zaten parlamenter sisteme de geçiş olmuş demektir. Benim şeyim, kanaatim, erken seçim kararı alındığı gün aslında başkanlık sisteminin şeyin sonunun başladığı gündür. Niye? Çünkü o aşamadan sonra toplum kendisine bu eziyetleri çektiren sistemi kısa denemeyi reddedecektir çok kolaylıkla. Ama erken seçime gidilmez 2023'e kadar gidecek olursa tabii o zaman başkanlık sistemi artık kurumsallaşmaya başlar. İkinci başkanlık sistemi içerisinde seçimle birlikte. O yüzden erken seçim kararı alındığı gün başkanlık sisteminin bitişinin ilan edildiği gün olur. Evet, izleyeceğiz. Bu son bütün açıklamalarda sürdürülebilir, öngörülebilir işte ifadeleri geçti büyük harflerle hatta. Şimdi onu sürdürebilip sürdüremeyeceklerini izleyeceğiz. Herhalde bir zamada alacak. Bu süreci takip edeceğiz. Sayın Uslu, Sayın İbrahim Uslu, siyasal iletişim uzmanı, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda yine konuk etmek isteriz sizi. Çok da ben davetiniz için teşekkür ederim. İnşallah ilk fırsatta görüşmek dileğiyle. Saygılar. Siyasete Bakış'tan merhaba dedik. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.